Bu hafta belki de bugüne kadarki en riskli bölümlerimizden birini konuşuyoruz. Ya da gelip bizi dövecekler. <laughs> bir tane Barbie bebek, bir tane de araba verdin. Araba erkek, seçer. Erkek. erkek yine araba mı seçer diyor. Günde 18 saat çalışır, 2 diye yapar, evine ekmek bu götürür. Bu adam benim babam. Aynen. Aileye sallama saati yapalım. Abi hadi bunu, sallayalım. Bunlar abi zaten. Ben daha yeni babamın yanından geldim hadi. Yani gözlemleri öğrendiysem. <laughs> Sıçtın. Küsmeyip kavga etmeyip oturup konuşmayı öğrendiği için bu bir <laughs> tutumdur. Erkekleri <laughs> dur bir dakika zaten olm <gülüyor> <gülüyor> nasıl olmayacağını anlatıyor. Meydan tamamen sağ görüşlü insanlara kaldı. kalıp içine girmiş o erkeklerin sinirini görüyoruz zaten her yerde. <laughs> Selam millet bu hafta belki de bugüne kadarki en riskli bölümlerimizden birini konuşuyoruz. Din konuştuğumuz bölümden daha riskli bir bölüm. Kesinlikle bu arada. Abi zaten bak böyle düşünmemiz bile... Ortada bir şey mantıksız oldu. Evet bunu konuşmamız gün... gerektiğinin en büyük evet. göstergesi yani. Millet bu bölüm erkek olmak. erkek olmak <laughs> üzerine değil tek R ile erkek Aynen. olmak üzerine. Adam olmak üzerine de değil. Bu bölüm millet erkek olmak üzerine konuşacağız ama bu tabii ki de biraz oraya girelim başta. Erkek <laughs> olmak çok zor. <laughs> Şu an zaten ilk 5 dakika şey gelebilecek <gülüyor> potansiyel <gülüyor> linçleri, defans, defans evet. Savuşturma girişimimiz olacak. Yok abi onun notunu aldım ya. Yani bu bölüm böyle abi, erkek olmak kadın olmaktan daha zor gibi bir şey değil. Evet. Aslında bu erkekliğin tam, tam olarak ne olduğu... Aslında biraz cinsiyet rolleriyle de alakalı. Ama biz tabii ki bunun erkek tarafını konuşabiliriz. Yani gidip kadın olmak üzerine konuşamayacağımız için. Aynen. Ama tabii ki yüzde kaç en son? 60 mıydı? 60 ka ka kadın olan bir podcast niye bu bölüm dinlesin? Abi bence dinlenmeli ya. Bence dinlenmeli. Yani e, birçok açıdan dinlenmeli. Hem kendi tarafından da yani bu cinsiyet rolleri için. Hem de biraz daha böyle erkeklerin tarafını anlamak için. Hı hı. Girdik o zaman. Girdik. %70, <laughs> bu arada %70 gel gel girince alışıyorsun. Yüzde yetmişimiz kadınmış. Yüzde yetmiş tamam okay. yine mi 70 oldu? Bu arada bence bu bölüm yine erkeklerden daha çok kadınları aydınlatacak bir bölüm olacak. Bence bu Zaten bölümü... Zaten erkekler erkek olmak hakkında bir şey dinlemez. Senden mi öreceğiz kardeşim falan yaparlar. Bu bölümü o yüzde yetmiş kadınlar etrafındaki toksik erkeklere, babalarına, kardeşlerine... Herkese. Sevgililerine atacaklar, dinlendirecekler ve yüzde olacak oranımız. Erkek dinleyen mi? Hatta yüzde yetmiş olacak. Ya da gelip bizi dövecekler. <laughs> <laughs> Akıllarına niye böyle şeyler sokuyorsun? Evet abi, şuradan girelim. Hı hı. Cidden garip bir konu ya. Abi dünyaya geliyoruz ve gelir gelmez bir kalıba ihtiyaç duymaya başlıyoruz ya. Hı hı. Yani öyle veya böyle bir şekilde yavaş Duymaz, yavaş... da veriyorlar zaten Veriyorlar. Sonuçta abi aklıma. sen de böyle bembeyaz, boş bir sayfasın ve yavaş yavaş bir şeyleri öğrene öğrene. Bazen kötü öğreniyorsun. Mesela eğitim sistemine laf etmemiz gibi Sayfa düşün. Sayfa mısın? Ona da gelelim sonra bu arada. Ne giyinesin mesela? İşte bembeyaz boş bir sayfa mısın? Bu şey mi? Dünyadan atıldık muhabbetine mi atıf? Ya şey muhabbeti aslında. Hani gender is a social construct mı yani? Din <laughs> hani toplumun bir uydurması mı? Yoksa hakikaten böyle iki tarafın arasında bir biyolojik farklılık da var mı? Meselesine de gelelim. Şimdi gelelim. gelmeyelim onu bir parantez açmış oluyor. Tamam abi, bu erkek oluşumuzun başı. Dünyaya geliyoruz <laughs> ve tabii ki de birçok toplumda hatta 199 falandır. Erkeksen her şey bir anda mavi oluyor. Her şey bir an sana işte oyuncak arabalar verilmeye başlanıyor. Silah böyle oyuncak hatta. Aynen silah veriliyor falan. Ve abi hemen anında senin neyi sevmen gerektiği ve neyi sevmemen gerektiği. Belki bebek seveceksin bebek görmüyorsun mesela. gördüm Gördün mü hayatında? Neyi? Işte evde bir bebek mesela. Komşunun kızı falan gelirse sence oyuncak bebek görüyordun. Onu da benlerle falan öpüştürüyorduk küçükken hatırlıyorsan. Hı hmm, anladım. Yani sana direkt bir rol benimseniyor. Ve artık sen erkek olarak yaşamaya başlıyorsun. Arabalar, silahlar. At, Kavgalar, avrat. at avratlar. Ne bileyim işte birbiriyle kavga eden ek şeyler vardı ya hatırlıyor musun? Power Rangers'lar vardı. Böyle basardın birbirlerini döverlerdi falan. Ve abi yani artık erkekliğe, adamla adımını attın. Daha yaşın bile yok. <laughs> evet. Ya bilmiyorum ben mesela çok erken girdi konuya da ben bu konuda e, benim üç tane yeğenim var. İlk ikisi erkek, bir tanesi kız. O yüzden Biraz böyle şüpheyle bakıyorum bu argümana. Hı hı. Artık hani hakikaten acaba işte biz erkeklere işte oyuncak olarak arabalar bilmem neler verdiğimiz için böyle oluyorlar yoksa böyle olduğu için hep bunu talep ettikleri için bu artık sosyal bir norm olmuş. Yani hani geçmişten artık işte büyük büyük annen artık sana söylüyor bak hani erkek çocuğun oldu. Erkek çocuk bunu sever dediği için otomatik veriyorsun ve arka planı düşünmüyorsun. Yani bir çocuğa doğdu. Bir tane Barbie bebek, bir tane de araba verdin. Araba erkek, seçer. Erkek. erkek yine araba mı seçer diyorsun? Abi şöyle e, yeğenlerimden örnek vereyim. Benim iki yeğenimle etkileşimimiz şuydu. İşte dayı sen şimdi şu ol Iron Man ol ben Hulk olayım ben seni döveyim bilmem ne. Ve ya gerçekten bunu yani onları bu tarafa çekecek hiçbir şey vermedik biz mesela. Ve sonra kız yeğenim olunca en son 3. Ekin olunca. O halde ne kadar Dedik farklı hayvan olabilir. beslemişiz. Gerçekten bu arada hayvan <laughs> <laughs> ya o tweet o kadar doğru İnanılmaz ki. Doğru bir tweet ve yani hani şey de vermedik hani biz öncesinde hiçbirini öyle yönlendirme. Ya illaki yönlendirmişiz de. Ben de, onu abi. Yani konuşmaya başladığın zaman bilinçaltın %80'inin tamamlanmış oluyor çocuğun. Ya illaki yönlendirmişizdir ama bence orada çok başka bir böyle doğuştan gelen bir dürtü olduğunu da inanıyorum. Mesela sonradan e, işte en büyük yeğenim hiç öyle bir çocuk olmadı. Çok daha sakin efendi bir çocuk Erkek oldu. olan. Erkek olan. Ama mesela Sonra işte kickboksa da başladı. Onu da seviyor. Hı hı. O konular biraz karışık geliyor bana Bence de yani. bence de bu arada. Bilmiyorum hani. Ben içgüdüsel olduğuna çok inanmıyorum. Yani şey... Testosteron yüzünden tabii ki daha agresif... Daha böyle yıkıcı bir enerji olabilir. Okey. Ama bu arabayı bar bebeğe tercih etmesini getirecek bir şey değil bence. E çocuk bar bebek sevse belki kafasını koparırdı belki. Yani o evet bu arada yapardı hani. Evet ama yine bebek seçebilirdi belki. Bilmiyorum yani. yani evet. Hormonsal boyutu bir yerde. Evet evet. Dayatılan şey bir yerde bence. Çünkü diyorum. bu genel olarak işte... Postmodernist, Jordan Peterson diyeyim ya bloody postmodernistlerin ya en büyük sorunu bir şeye böyle işte belki bin yıllık bir geleneğe şu an olduğun noktadan bakıp diyorsun ki işte din kitleleri uyuşturmak için ortaya atılan bir afyondur. Hı hı. Hayır abi değildir yani din aslında çok mantıklı bir yerden çıkmış, altı çok dolu ama zaman içinde yozlaşmış ama Hı -hı. bu hani temelinde bir mantığı olmadığı anlamına gelmiyor. İşte şu an mesela bunu cinsiyetler için söylüyor. Cinsiyetler tamamen uydurma diyoruz. Bence tamamen uydurma değil. Hı -hı. Ama e, çok büyük bir kısmı bizim insanları yani bizim çocuklara doğar doğmaz yüklediğimiz o önlerine koyduğumuz o kalıplardan da geliyor. Hı -hı. Ama bence işte bu tehlikeli yanı eğer benim hissiyatım doğruysa ve gerçekten işte erkeklerin mesela kadınlara göre daha farklı bir biyolojik doğuştan gelen öğretilmemiş bir saldırganlığı, agresyonu varsa onu ehlileştirmeyi öğretmeden çocukları büyüyeceksin. Ya yani belki işte o çocuğun işte küçükken arabayla oynaması, vurması, kırması, işte biraz daha büyüyünce daha böyle savaş oyunları oynaması onu kendi içinde ehlileştirmesinin bir yöntemi ve Hı -hı. bu sefer çocuklar başka bir yerden patlayacak gibi. Hı -hı. Bir endişem var onu da belirtmek istedim. Tamam. <laughs> 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 Neyse abi konumuza geri dönelim. Hı -hı. Ya üf, şimdi bak bunu hiç söylemek istemiyorum söyle ama söyle söyle. Bu cinsiyet meselelerinde hep kadınları konuşuyoruz. Bunun bence aslında Görünmeyen bir sebebi kadınların aslında duygusal zekasının daha yüksek olması ve ne hissettiklerinin daha bilincinde olması ve dile getirmek konusunda daha iyi hocam. olmaları. Yani bu aslında erkek olmak çok basit bir şey. Erkek olmanın hiçbir problemi yok. O Her şey bize zaten önümüze geliyor gibi bir şey olduğundan değil. Hı hı. Ama aslında bizim de üzerimizde belki çoğumuzun fark etmediği büyük bir baskı var. Ve bunun farkında bile değiliz ve aslında bir şekilde o baskı bir yerden çıkıyor. Ama tabii ki. Şöyle bir yere de çekilmesin hemen. Genelde öyle oluyor ya. Abi işte sizinki de mağduriyet. Ya abi hani mağduriyet yarışı değil bu zaten ha, evet yani. Evet, ben hani de onu söyleyecektim. Tabii yani. ki de aynı hani senin çok daha büyük problemlerin olabilir hı. ama benim küçük problemlerimin ki bence o kadar küçük de değil. Olmadığı anlamına gelmiyor yani. Evet. Bizim bunu şu an konuşuyor olmamız istiyorum. kadın cinayetiyle erkek depresyonu aynı şey demek tabii ki değil yani. Abi o zaten bambaşka bir yerde. O bir vahşet, okey. Bu tamamen bizim içinde bulunduğumuz bir mentaliteden bahsediyoruz yani. Belki de belki de erkeği o sosyopatlığa iten şeyin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani o, o toksik maskülenliğe geçmesinin işte birazdan konuşacağımız gibi yani kendini ifade edememesi üzerine yapışıp kalan bütün o roller babasından kimseye kendini ifade edemiyor. Zaten terapiye falan yüzde on beş falanmış er, giden erkek sayısı. Evet. Ve abi zaten şu an konuşacağımız şeyler maalesef ki o erkekleri kadın cinayetine itiyor. Ya da gidip bu orantısız şiddete itiyor. Durduk yere kal ne baktın diye çıkıp silahla vurmasına itiyor. Hı hı. Çünkü abi tamamen tanımlanmamış ve yaşanmamış... hani yaşanmamış bir erkeklik var ve... Kendi alımına girildiği an, küçük hissettiği saniye... Tek bildiği şey abi doğal olarak. Bu da mesela ben de bunun genlerimiz olduğu inanıyorum. Testosteron falan yüzünden. Hı hı. Şey abi şiddet. Evet. Trafikte sana bir saygısı yaptığı saniye... Sanki senin bütün hayatına tecavüz etmiş gibi hissediyor. Ve abi çıkarıp vuruyor mesela. Ya bence çünkü... Erkek olmak... Bu, bu böyle Birazdan konuşacağımız her şeyin... Zaten en sonu... Yani bütün birazdan kötü örnekler vereceğiz ya... Bu toksik maskülenlikle ilgili... Niye hmm. olduğuyla ilgili... Zaten abi... Bu iş sağlıklı olmazsa... Oraya gidiyor işte... Kad, ya. Kadın öldürüyorsun... Evet. Trafikte birinin kafasına sıkıyorsun... Gel Eve gelip çocuğunu karını dövüyorsun... Hmm. Hepsi abi yaşanmamış... Yanlış yaşanan ya bir erkekliğin sonucu... Kalp krizinden ölüyorsun... Erken yaşta. Ya da falan. öyle yapıyorsun... Bir şekilde patlıyor... Ya evet bence işte problem zaten hani... Erkek olmanın iki zor tarafı varsa... Birbirini besleyen... Birincisi... Üzerine bir sürü... ...beklenti yükleniyor, daha küçük yaştan itibaren. işte sen artık evin ikinci adamısın, sen şusun, sen busun... ...sen bunu yapamazsın, sen şunu yapmak zorundasın gibi gibi... İşte ailenden ayrı, annenden ayrı, babandan ayrı... ...arkadaşlarından ayrı, görüştüğün kadınlardan ayrı beklentiler... ...ve aslında hepsini bir şekilde içselleştirince... ...hep yetersiz hissediyorsun. Çünkü bu kadar yani beklentiye karşılık veremezsin, gerçekçi değil. Ve hep böyle bir yetersizlik hissi oluyor, hep bir aşağılık kompleksi oluyor. ...hep böyle bir kendini kıyaslayıp kötü hissettirecek... ...düşürecek bir şey buluyorsun. Ve bir de bunun üzerine ek olarak... Ya ...zaten hani öyle bir beceri geliştirmediğin için... ...işte ben ne hissediyorum... ...işte hissettiğim şeyi paylaşıp nasıl dışıma atabilirim gibi... ...ya yani öyle bir alanın da olmadığı için... ...ve öyle bir becerin de doğal olarak gelişmediği için... ...içinde birikip birikip farklı şekillere dönüşüyor... ...o da toksiklik oluyor aslında... ...yani toksiklik dediğin nedir? Hani bir madde böyle bir... ...olmaması gereken bir yerde uzun süre kalırsa nasıl... ...bir yerden sonra hani toksikated olur ya... Bizimki de aynı misal yani. yani adam içinde bir şey yaşıyor hı hı. ne yaşadığını bile bilmediği için dışına atamıyor o sistem, sisteminde kala kala işte farklı kompleksler bilmem neler aslında toksikliğe dönüşüyor. Ya işte çok basit geçiyoruz abi işte erkekler şöyle erkeklerde canavar erkeklerde hayvan ya tamam da yani abi hani bir toplumda yaşıyorsak ve herkes aynı semptomları gösteriyorsa toplumun hiç mi günah yok ya? Ya toplumda günah var ama o zaman geri önce bir aileye sallama saati yapalım. Abi Hadi bunu, sallayalım. Bunlar abi zaten. Ben daha yeni babamın yanından geldim. Hadi. Tamam güzel. Biraz günah çıkartırsın hem. Abi zaten bunun en büyük sebeplerinden biri baba. Yani, net baba. Abi net baba. Çünkü bunu biraz daha böyle Jung Freud bir yerden de konuşuruz birazdan ama. Abi şöyle bir kültürde büyüyoruz ya. Mesela evlat dediğin sevilmez. Şımarmasın. Yani <laughs> bunu biz belki çok yaşamadık ama. Onu ben bile mesela babamla ufak değilim. Son zamanlardaki konuşmalarımda. İşte bizde evlat öyle çok sevilmezdi. Lan ne alakası var sen üniversite okumuş, sol görüşlü bir adamsın. Onda bile mesela evlat dediğin evlattan özür dilenmez. Tabii. Şımarır, binden ne olur. işte. iki gün sonra on baş kaldırır diye bile, 13 gün çalıştıramam, böyle otorite altına tutamam diye bile içinden gelse de sevmeyen ve bilerek kötülük yapan bir sürü insan var. Yani ve abartayım bence bu yüzde elli'den fazladır yani oğlunu sert yetişsin diye sevmeyen baba diye bir şey var. Net fazladır bu arada. 150'den çok fazladır. Tamam bu zaten baba tarafı zaten bullshit o tarafı geçiyorum abi. Bir tane Reels paylaştı bugün gördün mü? Yok. Adam böyle çiçeğini sallıyor işte şey çiçeğimi travmatize bir ortamda yetiştiriyorum ki benim gibi büyüyüp güçlü olsun tıpkı alemin benim için yaptığı gibi. <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> ya yani tam yani. olarak o yani böyle bile bile hani çocuğa destek verebilecekken vermiyorsun, sevgi gösterebilecekken vermiyorsun ki işte. Babam ve oğlum gibi filmler güçlü mesela. Güçlü olsun çocuk falan abi yani... yani. Babam ve oğlum diye bir film vardı yani. Hatırlıyorsun değil mi filmi? Tabii canım. Türkiye'deki bütün babalar gitti. Ben de babamla gittim. Babamla yaptım. Ender aktivitelerden bir tanesiydi. Abi çok cringe bir ortam yani. Böyle. Çünkü birçok baba oradaki Çetin Tekin de gibiydi. Hani sevecek ama sevemiyor. Aha. Adam zaten boku yemiş gitmiş falan. Allah'tan bu arada babalar yaşlanınca yumuşuyor. Yumuşuyor ama... iş işten geçmiş ben oluyor. Ben de onu diyeceğim. Tabii. O dakikadan sonra yumuşattı da ben kabul etmiyorum abi. Kimse <laughs> kusura bakmasın. <laughs> ha, abi onun çocuk boyutunu söyleyeceğim. Abi çocuk zaten figür olarak babayı alıyor ya. Evdeki erkek figürü olarak evde Aha. baba varsa onu alıyorsun ve baba zaten sana sevgisiz büyüttüğü için yavaş 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 en gençten şeyde bundan bahsediyor insan da bahsediyor hayatta da bahsediyor biraz kendini yavaş yavaş ona rakip görmeye başlıyorsun abi yani aynı evin içinde bir figür var ve sana hep mesafeli davrandı ve sana bir de dengesiz davrandığı için mesela sen küçükken vurduysa dövdüyse falan gibi artık sen abi evdeki erkekle rekabet etmeye ve istenince onu yenebilmek istiyorsun. ...diyor evet. birçok böyle bilinçaltı ile ilgili işte bu Tabii teoriler. Tabii Freud falan da direkt bunu söylüyor. Evet Freud da direkt bunu söylüyor. Ve abi senin için artık baban yenilmesi gereken bir figür. Ve bunun için abi senin tek eksikliğin güçlü olmaman. Hı -hı. Bu güç ilk başta fizik oluyor. Ama sonra eğer bu senin karakterine dönüştüyse bu paraya dönüşüyor. İnsanları ezmeye dönüşüyor. Ve artık sen tekrardan bir otorite figürü altında ezilmemek için... ...sürekli agresif bilmem ne bir insan oluyorsun. Eğer toplum bunu bastırdıysa işte o zaman abi bu aile içine yöneliyor. Sen böyle büyüdün ama patronun seni eziyorsa artık o öfken ne yapıyorsun eve geliyorsun abi. Çoluğuna çocuğuna, karına eziyet etmeye başlıyorsun. Hı hı. O öfkenin en büyük çıkış sebeplerinden bir tanesi, bir sürü sebebi vardır. Bir tanesi bence yanlış tutumlar olan bir ailede büyümek, özellikle baba tarafından. Bir de abi bir şey de yani. Hani gözlemleyerek öğreniyorsun ya. Hı Ve bir şekilde ben... gözlemleyerek öğrendiysen sıçtın? Benim aç kafa. Ya ister istemez öğreniyorsun bu tabii arada tabii hani. Canım izlerken belki işte çocukken çok erken yaşta olgunlaşıyorsun ve yaptığının yanlış olduğunu e, bilsen de o an, bilinç seviyesinde bilinç altında başka bir örnek olmadığı için onu kopyalıyorsun yine işte o yüzden hani bir yerden sonra işte babama benzedim diyorsun ya kendi kendine. Ya orada bir boşluk oluyor. Hani bir figür var. İster istemeden daha doğrusu içselleştirmişsin. Ama içselleştirdiğin parçanı sevmiyorsun. Ama yerine koyacak başka bir alternatifin de yok. Çünkü orada bir boşluk olmuş. Ve ee, bence bu biraz yeni bir problem abi çünkü eskiden böyle bir şey bir şekilde bir baba figürü oluyormuş yani işte usta çırak ya da böyle ne bileyim orduya gidiyorsun komutanın falan ya yani bir şekilde sana tırnak içinde sağlıklı bir kalıp sunan bir figür oluyormuş ve bu kadar fakta olmadan <laughs> hani hayata atılabiliyormuşsun ama işte sonra yani gözlemleyebileceğin ve sana gelip işte hani erkek olmanın ne demek olduğunu doğru bir şekilde öğretebilecek. Herhangi bir şey aslında biraz öğretebilecek... yani biraz böyle herhangi bir şey derken atıyorum bir şey bozulmuştur ee, onu nasıl tamir edeceğini öğretir belki ama daha böyle yakınlık gerektiren bir şey öğretmesi gerekirse işte ne bileyim bir zorluk karşısında nasıl durman gerektiğini öğretmesi gerekirse orada biraz daha mesafeli duruyor çünkü genel olarak iki erkek zaten yani karşı karşıya gelince belli bir mesafe oluyor hep yani hı hı. o yüzden de hani erkeklerin arkadaşlıkları biraz daha sığ kalıyor ya. Hatta şey diyordu videoda o az evvel konuştuk seninle. Ya erkeklerin sadece mesafesiz olduğu yer spor müsabakaları. Aynen. Ya yani orada tribünde de sahada da istediğini yapabilirsin yani. İstiyorsan dudağından öp, istiyorsan canım. kucakla. Ağlıyor, kucaklıyor tokata, falan her şeyi yapıyor. Allah işte çıldır. Orada her şey serbest. Ama onun dışında iki erkeğin arasındaki ilişki her zaman birazdan mesafeli kalıyor Hı -hı. yani çünkü garip olduğu için. Bence biraz babanla da belki bu yüzden o mesafe kaldığından dolayı onunla alman gereken şeyleri alamıyorsun gibi hissediyorum. Bence de. Alamadık gibi. <gülüyor> Bence <gülüyor> de alamadık gibi. Bir daha dediğin bak, Seyit gibi. Bak de alamamış mesela gibi gördüğün, şu anda. Gördüğün ilişkiyi kopyalıyorsun abi yani. Ha. Mesela bak gözünün önüne getir abi. Böyle kendiyle mutlu olan bu self ile başlayan birçok şey. Işte, self esteem, self care gibi birçok işi tamamlayan ve ilişkisi iyi olan insanların genelde babası arası çok iyi oluyor ve babaları rahat oluyorlar. Evet. Fark ettin mi? Ya mesela onlar arası nasılsa insanlar da arası Diğer erkeklerle de aslında dünya arası öyle oluyor. Çok da mantıklı. Niye olmasın abi? Sonuçta ilişki kurmayı, mesela bir sorun olduğu zaman bunu şahsileştirmeyip, küsmeyip, kavga etmeyip oturup konuşmayı öğrendiği için bu bir Hı -hı. tutumdur. Bu tutumu öğrendiği şeyi gelip sana karşı uyguluyor. Zaten bu çok kabul görecek bir şey olduğu için oturup konuşmak, büyütmemek, çözmeye çalışmak. Hayatta her şey, bir her birçok şey yolunda gidiyor bu insanların. Hı -hı. Ama zaten en başta o ilişkiyi yanlış öğrendi, öğ öğrendiysem ve aslında fakir bir ailede doğmak gibi bir şey abi yani hani nasıl zengin bir ailede doğmak birçok kapıyı açıyorsa zengin bir tutum öğrenmek de bir davranış bütünü öğrenmek de aynı zengin doğmak gibi bir şey. Tabii Onu canım. insanları yansıtıyorsun ve hayatta birçok işin gücün daha rahat gidiyor. Kesinlikle. Sen, bu. birileri sana belki şanslı diyor. Bilmem ama aslında şans dediğin şey de kendin yaratıyorsun. Küsüp gitmek yerine oturup çözmeye çalışıyorsun patronunla, çalışanınla, bakkalınla bile olabilir. Hı hı. Bir de abi iyi evden... baba iyi baba, sadis baba diye kitap yazalım. <laughs> Zengin baba fakir <gülüyor> baba gibi. <laughs> i̇yi babayla şerefsiz baba. Ya evde tamam. Okey. Evde alamıyor Ya alamıyor olabilirsin ama artık zaten hani şu çağda birçok şeyden alamıyoruz ve ya alabileceğimiz bir ev de olmayabilir bu arada. Hı -hı. Ama bir şekilde aslında birçok şey internetten öğrenebiliyoruz ya da işte medyadan öğrenebiliyoruz ki genelde zaten rol modellerinin çoğu da orada oluyor ya. Hele bence bu neslin falan komple oradadır diye tahmin ediyorum. yani Çok küçük yaştan itibaren çünkü. Oradaki işte YouTuber'lara bilmem kimlere maruz kalıyorlar. Ama bence bu 100% internetten öğrenilmeyecek birkaç şey varsa bence biri bu. Çünkü bütün bilinçaltının çoğu 5 yaşına kadar oluşuyor ya. Ya bence ergenlik de önemli. Orada kısmen yani... Evet e, bir, bir parçası öyle belki. ama biraz daha aynı şey ya. Hani or orada çok çocuksun ama sonra işte erkek... O iş YouTube'da olmaz kardeşim terapide olur. Erkekliğe... <laughs> Dur bir dakika zaten olm <laughs> nasıl olmayacağını anlatıyor. <laughs> ya yani erkekliğe girdiğin dönemde artık biraz daha babamdan, ailenden daha kopuk, biraz daha bağımsızsın. Ve orada biraz daha hani işte artık kadınlarla vesaire nasıl ilişkiler kurman gerektiğini öğrendiğinde. Biraz daha hani toplumun içine işte okulda olsa bile girdiğinde sosyal ortamlara. Orada nasıl davranacağını aslında şu an büyük ihtimalle birçok çocuk YouTube'dan ve oradan <laughs> buradan öğreniyor. twitch. Ve Sisyphus 55 diye çok sevdiğim bir sayfa var benim. O böyle uzun bir neredeyse kısa film yapmış işte. Sağlıklı maskülenlik arayışında. In search of healthy masculinity diye. Orada mesela ilgimi çeken noktalardan biri şuydu. Yani sol diyor, sol görüşteki insanlar diyor... ...bu konuda erkekleri çok yüzüstü bıraktığı için... ...yani hani tamam işte daha böyle kadın hakları konusunda daha proaktifler... ...ama erkeklere kimse bir yol göstermiyor. O yüzden diyor bu meydan tamamen sağ görüşlü insanlara kaldı. Yani bunun mesela en entelektüel seviyesinde Jordan Peterson var. Hı hı. En entelektüel olmayan seviyesinde Andrew, Andrew Tate. Tate var mesela ama eğer bir erkek hani bu konuda eksik hissediyorsa kendine ki oradan birini, yani oradan biraz daha sağ görüşten birinden fikir almak ya da rol modeli almak zorunda. Ve de, o da ister istemez biraz daha işte patriark, daha misojeni gibi yerlere kayıyor yani. Ya orada biraz böyle bir boşluk var. Hani daha daha fikri açık, daha sol, progresif görüşlü ama yani böyle bir açık olduğunu kabul edip yol göstermeye de hevesli bir rol modeli yok mesela. Zaten abi bu yüzden bence ...Yalnızca geciliyor işidir de. ülke ocağı. <gülüyor> <gülüyor> yok abi gerçekten. Sağlıklı için, maskülenlik. Sonuçta bir erkekler arasında işte alfalık, betalık gibi böyle içgüdüsel şeyler var ya yani böyle kanıtlanmış şeyler bunlar. Ve abi dediğin gibi böyle birazcık arada kalmış ve o tırnak içinde alfalı öğrenemediysen tutumu zaten hemen birisinin şey altına girmek istiyorsun boyunduruğu altına özellikle lise çağlarında blue çağlarındayken Veya bence kendimden de bildiğim için söylüyorum o otorite figürü bir boşluk olduğu için sende veya bir şekilde o boşluğu dolduramadın ne yapacağını bilmediğin için biliyormuş gibi gözüken insanların himayesi altına giriyorsun bu burada önceki bölümlerde konuşmuştuk yani diktatörler için de öyle evet. daha çok bağıran diktatör her zaman daha fazla hı hı. oy toplayıp bilmem ne yapabiliyor bir şey bilmese bile biliyormuş gibi yapmak bile insanlara oha lan benim bende olmayan güven bu insanla var diyorsun. Veya birçok insan belki çocukken tarikatlara, belki bu tarz ülke ocaklarına, belki TKP'ye hiç fark etmez yani siyasetten bahsetmiyorum. O boşluğu bir şeye doldurmak istiyorsun o otorite figürünü. Ve abi kendini artık bir yola sokmuş oluyorsun. Hatırlasın oğlum küçükken böyle abiler olurdu böyle işte lisedeyken falan. Adı adını herkes ezberebilirdi böyle. Onunla tanıdık olmak sana kendini aşırı iyi hissettirdi böyle. Hayvan gibi şey gezerdin. Artist gezerdin böyle çamlıkta falan. Çünkü abi o senin sende olmayan bir şekilde o boşluğunu, o güvenisini, baba figürünü o adam tamamlıyor sende. Evet. Çünkü çat diye babanı aramayacağını biliyorsun. Hı hı. Eve döndüğün zaman konuşamayacağını biliyorsun. Orada bilmem ne abiyle tanıdık olmak sana güvende hissettiriyor. Evet. Ve mesela yani tabii sonra büyüyünce fark ediyorsun da mesela o dönem özendiğin o işte alfa karakter tırnak içinde aslında ya yani aynı korkuları taşıyor, aynı kompleksleri taşıyor, aynı şekilde içi bomboş ama onu böyle kapatmanın çok iyi yollarını bulmuş. Aslında toksik maskülenlik dediğin şey tam olarak orada ortaya evet. çıkıyor. Yani hiç kırılganlık göstermiyor. Alçak gönüllülük, kibarlık, işte saygı bunlar zaten işte zayıflık göstergesi onun için. İnsanları eziyor mesela, hep başkalarını eziyor işte kendi ezikliğini kapatmak için. Ve bir şekilde aslında tamam ergenken bu hoşuna gidiyor. Çünkü ergenken sen de öylesin. Yani yani sen de böyle sınıftaki erkeklerle muhabbetini düşün. Yani ya kavga ediyorsun <laughs> ya birbirine laf sokuyorsun. Teneffüslerde terleyip koşarak geri geliyorsun. Yani evet öyle yaşıyorsun. Bence işte şeyi çok sıkıntı. Bunu aşman gereken ya da aşacağın bir nokta yok. Hani eskiden mesela işte daha önce böyle Afrika kabilelerine falan ritüeller oluyormuş ya işte. Erkekliğe geçiş ritüelleri Hı -hı. bilmem neler. Artık öyle bir noktan olmadığın için ve dünyaya girdiğinde de iş hayatına ya da siyaset her yere baktığında da hep böyle insanların domine ettiğini gördüğün için sen de zaten hani gelişmek için bir ihtiyaç duymuyorsun hı hı. dışarı bakınca yani. yani. uyumlanmak için gelişirsen dışarıda kalacaksın belki. Dur dediğin bir tık geri geleyim. Abi ben hani zaten erkek dediğin işte ağlamaz, asla kırılmaz. İşte sadece öfke ve hırs vardır ya. Aha. Ve abi bunun dışındaki şeyler, gösterdiğin zayıflıklar. Abi lise çağlarımızı düşün yani böyle bir hissinden bahsettiğin zaman böyle adın ya İbne'ye ya kıza çıkardı yani. Ve böyle bastırılmışlıkla yaşıyorsun ve bunu öğreniyorsun yani. His dediğin şey asla gösterilmemin falan. Ve abi sonra bizim o abileri düşünsene yani. O sert karakteri toplumda kabul görmüş insanlar. Aslında belki o adam değildi abi. Sadece o rol üstüne yapıştı. Belki evet, daha iri yarıydı. Biraz daha kıllıydı. Daha böyle erkek erkek gözüküyordu. Ve abi o adam artık bir bütünüyle o adama dönüştü. Belki daha lisede. Belki daha üniversitede. işte belki bir ocağa girdi çıktı bir şey oldu. Ve abi sen ben o yola belki bir ara böyle serserileşmişizdir ama sonra geri gelebildik düşünüp. Çünkü bizim üzerimizde bu kadar tırnak içinde böyle erkeklik, maçoluk yapışmadı. Hı hı. Ve abi yapışan insan Hiç insanlar... yapışmadı. Bana yani. bu arada yani belki 14 dakika falan bir yerde yapışmıştır. Yanlış ama işte bu insanlar büyüdüğü zaman abi bu rollerle beraber büyüdüğü zaman ve bunlar çok katı roller ya. Ha hı, hı. Ne oluyor abi bu insana yani ağlayamıyorsun yani gülmek bile ben ayıp seviyesinde. Ben hepsi çok kötü durumda. Abi işte bence bu ha. bir öfke yani kendini yaşayamamak kadar büyük bir öfke olamaz ve bu insanlar neyi yaşamadığını farkında değil. Sadece öfkesi var ve bence işte abi biz bu insanları her gün trafikte görüyoruz. Her böyle kadın cinayeti haberlerinde zaten bu yaşanamamış ama ne yaşayacağını da bilmeyen Hı -hı. ama iyi kötü abi bir kalıp içine girmiş. ...o erkeklerin sinirini görüyoruz zaten her yerde. Hı hı. Ve abi işte yine klasik ama bu alfalık bir yerde de iş yapıyor yani. O öfkenle sen gidip mesela atıyorum bir fabrika işletebiliyorsun. Herkes senden korkuyor. Ama sen artık öfkeli bir adam oluyorsun. Ve kimseye bu yüzünü gösteremiyorsun. Tabii Belki değil. kapalı kapalı ardında ağlıyorsun. Belki evde gösteremediğin işine gidiyorsun bir tane kendi konsevi açıyorsun. Yaşamadığın bütün çocuk duygularını gidip o kadınla yaşıyorsun. Ya da başka biriyle yaşıyorsun. Niye gülüyorsun? Şey güzeldi ya. Hasıl e, hasıl diyeceğim filmin adı neydi? Adam Sandler'in oynadığı, Uncut Gems'te konsevinde gidip şey kadının dizine yazıp yatıp başını <laughs> evet. okşatıyordu ya hani sürekli bağıran, çağıran, öfkeli bir adam. Bence Şimdi... kesinlikle böyle bir şey var abi yani. Bu erkeklik rolleri bu kadar üzerine duvarlar ölmüş şekilde işte büyüdüğün zaman da ve bu erkekliğin daha böyle Anadolu versiyonu şey vardı da işte self-sacrifice, erkek kendini feda eder işte atıyorum günde 18 saat çalışır. 2 vardiya yapar. Evine ekmek götürür Bu götürüyor. adam benim babam Aynen. Der işte benim çocuğumun niye fildi yok diyor ama bire içiyor orada falan. Tam o tutarsızlık bu arada. O zaman bire ucuz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Filden daha ucuz veya Ya böyle işte erkek dediğin bakar bakar bakar. Kendine içe sayar. Ağlayamaz, zırlayamaz. Güçlü olmak zorundadır. Esse de bilmem ne olur falan derken hı hı. bir bakıyorsun abi. Tüm dünyada Seyit baksana bir Erkeklerin intihar etme oranı Kadınların haklı sayıları seviyesi çok çok, çok daha fazla. Çok daha fazla canım. Depresyona girme oranı. Bu da abi yani birçok şey gösteriyor aslında. Yani tabii kadınlar da cinayete kurban gidiyor. Yani yine bir şey yine hassas bir konu olduğu için erkekler de intihar ediyor. Yani silik yarışı değil bu. Hepimiz dertliyiz yani. yani. Tamam sizinkiler daha geçerli olabilir. Hani, ya daha. Bu arada kadın cinayetlerinin sebebi de bu intihar eden erkekler yine yani. O sıkışmışlığın içinde kalan insan zaten böyle bir öfke patlaması evet ya, ya yaşıyor. ya kendini öldürüyor ya gidip bir yeri tarıyor evet, ya, birini ya birini öldürüyor. Kendi öldürüyor hemen yakın... başkasını öldürüyor. Ya zaten en kolay hani güç da. üzerine güç hissettiği işte yakındaki kadını öldürüyor çocuğunu Aynen öldürüyor yani. Ya Buraya kadar gidiyor işte o oranı merak ettim ama yani o sıkışmışlık o baskı düşünsene abi ne kadar büyük ki. Hmm. Mesela geçen bir tane çocuk a, bankada intihar etti ya haberlere falan çıktı. Evet üstüne. evet evet. Mesela çok uzun süredir mobbing yiyormuş yemiş yemiş en son çocuk intihar etme seviyesine gelmiş. Mesela mantıken düşündüğün zaman diyorsun ki. Abi istifade edebilirdi diyorsun mesela. Hı hı. Abi şöyle şey olmuyor ki yani psikolojinin o kadar bozulduktan sonra kim bilir ne borcu vardı ne derdi vardı da kendini atmayı tercih etti. Erkeklik için de abi yani ne kadar sıkışmış hissediyor ki kendini bunun asla çözülemeyeceğini düşünüyor. Gidip bir yere ağlayamayacağını dert yanamayacağını düşünüyor. Ya adam atıyor kendini aşağıya. Hı hı. Sen sakifaz çocuk çocuğun oldu ondan sonra. Ya, Yine havada kalıyor ama hani 70 adama yani. Tabii canım. Ya öyle bir noktaya geliyor ki onu bile düşünemiyor. Artık evet yani. abi mesela orada anlıyorum abi yani sen olan oranları arasındaki bu kadar yüksek bir farkın duyduğum zaman kafamın birkaç şey çok net daha oturdu. Hı hı. Bu rollerin nasıl yapıştığı ve aslında birçok erkeğin de bunu istemeyebileceği diye bir durum da var. Ama öyle bir ihtimalin yok abi. Artık bu senin rolün dışına çıkarsan gevşek oluyorsun, hayırsız oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Abi bin tane bilmediğin kapkaranlık bir odaya giriyorsun, yepyeni şeylerle yüzleşiyorsun. Evet evet, ya bir de böyle terapiye falan da gidince, işin içine girince şeyi fark ediyorsun. Yani <laughs> sağlıklı bir psikoloji ve sağlıklı ilişkiler için kırılgan tarafını göstermen lazım, içini dökmen lazım, duygularını yaşaman lazım, sınır çizebilmen lazım mesela. Ve senin o toplumsal rolün aslında bunların hiçbirine izin vermiyor. Hani duygular falan okuyor ama sınır da çizemiyorsun mesela. Hani atıyorum ailede bir problem varsa bir yerde senin üzerine kalıyor. Direkt Erkek olduğun için. Canım, anında. Hani şey diyemiyorsun ben şu an hayatımda böyle bir dönemde değilim. İşte bu bu yükü sırtlanabilecek gücüm yok omuzlarımda. Deden, Dem ol, deden gay olmuş git vazgeçir falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olsa bile, o bile senin sorumluluğun. Dede dayın, yapma bak falan. Dayın new poz veriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Dedem buna bulaşmış hadi vazgeçir falan. Ya ya. Işte... ya olsa olsa böyle bir şey abi yine senin sorumluluğun olur. <laughs> git dedenle bir konuş yapmasın derler falan. Çünkü direkt mesela işte hayırsız evlat bilmem ne böyle direkt yaftalanacak hazırda bekleyen damgaların var. Ve o da belli alanlarda sınır çizmen de zor oluyor mesela. Ve birçok şey aslında bu şekilde. Ya Tabii ki bu arada bizim şu an konuştuğumuz her şeyin kadın versiyonu da vardır illa ki. Yani. Kadınlar için de geçerli olabilir de biz şu an kendi tarafımızı evet, yani konuşuyoruz yani. Da... Bu arada kadınlar daha çok teşebbüs ediyormuş intihara. Ama erkeklerin ölüm oranı daha yüksek. İntiharın. Aa, erkekler daha iş bitirici. <laughs> Kadınların Neyse, yüzde %0.8'i ölüyor intihar ettiklerin. Bu konuyu kapatalım. Et çok ofansif şakalar yapacağım. Tamam. <laughs> Yaptım bir tane <laughs> arada. Yapmayalım. Evet, evet kapatalım tövbe bunu. Tövbe. <laughs> Neyse abi yani günün sonunda şeyi fark ediyorsun. Aslında bir parçası, ya yani terapiye başlıyorsan Bir şey istiyorsun. Yani daha sağlıklı bir hayat istiyorsun her anlamda, psikolojik anlamda, ilişkileri anlamında. O rollerin çok önemli bir kısmına karşı çıkmaktan geliyor mesela <laughs> Hı -hı. Tamam, hani. Tamam kardeşim Ben duygusallığımda yaşayabilirim zayıf olduğum anlarda olabilir ya da işte belli noktalarda sınırda çizebilirim bu üzerime yüklenen rollere gibi bu abi biraz böyle şey tarafı gibi maskülen feminen dengesinde o eksik kalan feminen tarafı beslemek gibi Hı. geliyor bana ya da işte daha yunkçu bir yerden hani anima yani Aynen. erkeğin içindeki kadını beslemek gibi ama bir parça da mesela benim Jordan Peterson'ın en sevdiğim argümanlarından biri ki bu konularda çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum çok gelenekçi olduğu için. Ama argümanları fena değil yine de. Yani biz diyor eğer erkekliği otomatikman kötü bir şey olarak algılarsak yani her erillik ya da işte maskülenlik kullandığımızda başına toksik koyup arkasından gelen kelimeyi de lanetlersek bu diyor erkeklere de yapabileceğimiz, kadınlara da yapabileceğimiz çok kötü bir şey. Çünkü bizim o maskülenliğe ihtiyacımız var. Hı hı. Yani Kadındaki o mas maskülenliğe de ihtiyacımız kadındakine var. Kadındakine de ihtiyacım var. Yani bir anneysen senin kendi içindeki o maskülenliğe de kız çocuğunun da o maskülenliğe erkek çocuğun da o maskülenliğe ihtiyacı var. Çünkü bu hayatta aslında işte sınırını çizmek, hakkını korumak yani birçok şey aslında sağlıklı bir psikoloji, sağlıklı bir hayat için birçok şey için o enerjiye de ihtiyacın var. Ve oraya baskılarsan işte bu sefer kendini ortaya koyamadığın için ya da e, karşı koyamadığın için bu sefer psikolojik sorunlar yaşıyorsun. Ve işte dedim yani bir kısmı bizim erkek olarak toksik olmamızın sebebi bu feminen kısmı yeterince eğilmememizse hı hı. bir kısmı da bence o maskülenliği yeterince üzerine eğilemememiz. Çünkü o da artık böyle çok hani toplum tarafından baskılanan bir şey. işte Şiddetin her türlüsü kötüdür. Agresiflik kötüdür. Bu kötüdür. Ama senin bir yerde de onu sağlıklı bir şekilde yaşayabildiğin bir alana ihtiyacın hı hı. var. Yani bu spor yapmak da olabilir. işle de alakalı olabilir. Bambaşka bir şey de olabilir. Ya maça gitmek de olabilir mesela. Maça diyorum. gitmek de olabilir kesinlikle. Yani onu Yok saymak da bir çözüm değil işte. Mesela benim bu konularda en büyük çekincelerimden biri. Şu an mesela çocukları büyük ihtimalle böyle yetiştirecekler Ay işte oğlum hani aman işte hiç onunla bulaşmasın, buna bulaşmasın ama o çocuk belki büyük ihtimalle o içindeki en başta söylediğim gibi maskülenlik hiç gelişmediği için bir yerde patlayacak mesela ya çok büyük böyle bir gidip okul taraması gibi bir şey yapacak ya o çocuklarla da ilgili hep ay beklemiyorduk derler ya tam da bu sebepten. Ya da işte hayatında böyle çok depresif devam edecek. Hep böyle bir türlü Hani ben niye hayatta istediğimi alamıyorum? Ben niye şöyleyim böyleyim diye kendi kendini yiyecek. Yani o iki parçaya da ihtiyacımız var. Bence Bizim öyle. de kadınların da. Bence de, bence de öyle ya. Ve abi şu konuda zaten birçok insanın hemfikir olması lazım bence de. Ve olmazsa zaten bir sorun oluyor. İşte bu Jung'un işte anime animusu yani her erkeğin içinde bir kadın, her kadın içinde bir erkek vardır. Hı hı. Ve bunu reddedip o gölgeye atarsan aslında daha da büyüyor ve efi olarak çıkıyor ya. Evet. Ya yani bir kadın, bir erkek benim içimde ne demek lan erkeğin içinde kadın mı olur gibi davranıp her türlü kırılganlığı, ağlamak gibi şeyleri kadınlık, karılık, hmm. yumuşaklık olarak algıladığın zaman bütün o yönün abi işte o Yungun bahsettiği o eski bölümde dinleyebilirsiniz millet bilmiyorsanız. İşte o gölgeni atıyorsun ve attığın o gölge her geçen gün büyüyor ve kendine ait bir şeyi görmezden geldiğin için bir şeye öfke olarak çıkıyor ve genelde de kadınlara öfke olarak çıkıyor. Çünkü kendi içindeki o tırnak içindeki kadınlığa var ettiğin, kadınlara vatfettiğin o işte kırılganlık, ağlamak gibi bir şey yaşamadığın için karşı tarafta da öfkeleniyorsun. Aslında her şey yine seninle ilgili. Kesinlikle bu arada. Zaten o gölge denen yere bir bak. Üf. Yani yüzde seksen böyle feminen şeylerdir orada işte. Kendi içindeki daha böyle kırılganlık, daha sanatçı tarafın, daha bilmem ne tarafın. Bir yüzde yirmi de çok uç maskülen şeylerdir. Toplumun şey yapmadı işte böyle çok Aşırı şiddetli cinsel dürtüleri, şiddet dürtüleri mesela. Sonra onlar içeride böyle değişik bir şey olup çıkar bir yerde yani. Berlin'de belki. Oh, Berlin'de <laughs> çok büyük çıkar. Berga'nda falan çıkar belki. Gitmek lazım bir yılda bir. Evet. Ya bence böyle komple kabul etmek e, güzel. Yani hani iki ucunu da yani. Hı -hı. Evet tam bir ucunda e, çok maskülen belki. Hani benim hoşuma gitmeyen ama gitmese doğru orada olan şeyler var. Öbür tarafta da daha böyle feminen, Benim ilk bakışta kendimle Bağdaştırmak istemediğim ama yine benim parçam olan şeyler. Peki var. sence erkeğin nasıl bir erkek olduğunu kadınlar mı tanımlıyor diğer erkekler mi? Bu çok güzel bir soru. Bu çok güzel bir soru. Bence tabii ki de ikisi de tanımlıyor. Çünkü hani yani çok konformist canlılar olduğumuz için her ortama uyumlanmaya çalışıyoruz. <laughs> Tam şey vardı. E, John Travolta'nın filminin adı neydi? Grey's diye bir film ha. var. Orada hani gidip böyle kadına filmin başında işte aşırı romantik yapıp sonra erkek arkadaşların yanına gelince soğuk yapıyordu <laughs> ya. Sonra gidip konuşuyor işte. Baby I have to be like this. <laughs> yani o değişiyoruz bu arada hani. Biz de öyleyizdir yani. Tabii ki de erkek arkadaşların yanında daha farklı e, ya da romantik bir şey yaşadığın bir kadının yanında daha farklı oluyorsundur. O bile bir bölünmüştük aslında. Ya bence belki yani... de olması gereken bu biraz yani. E, bence değil ya. İşte mesela okuduğum ...o videolardan birinde şey örneği vardı hani... ...boş bir kap diyor yani empty bir kap olman lazım diyor ki... ...genuine pretending diyor yani... ...hani çocuklar mesela oyun oynarken içten bir şekilde rol yapar ya... Hı hı. ...hani sahte değildir o gerçekten kaptırır kendini... ...senin de aslında farklı sosyal durumlarda... ...biraz o duruma göre genuine pretending yapman ha, lazım... biraz evet ...ama bir Ve, ama her seferinde o kabın tekrar boş haline gelmesi lazım ki... ...yeni bir şey geldiği üzerine taşmasın gibi... ...ya da o role çok fazla kaptırma kendini gibi... Evet bu arada. Ya yani çok uzun süre maske takarsan arkasındaki insanı unutursun. V We for Vendetta reis gibi. Evet çok uzun süre pretendingle yaparsan ve kaptırırsan da o oluyorsun. O yüzden bence böyle iki ucun birbirine yakın olması lazım. Yani bir kadınla yaşadığın ilişkideki tarzınla arkadaşların, takımın arasında uçurum varsa ya bu zaten bir psikoz yaratır yani evet, kafayı yersin bir yerden. Evet yani. Ya filmlerde de görürüz ya mesela adam kadın gelir mesela yanına böyle şey işte böyle cilveli cilveli bir şey yapar falan. yanında i̇şte ne yapıyorsun biz belli ki böyle de, böylesiniz evde ikiniz yani neydi arkadaşlar arasında yalnız kalınca kuzu, kuzu. diyor <laughs> bana kuzu der yalnız kalınca kuzu der ondan sonra sana Abi bu konu hakkında sen de kesin not almışsındır şey diye bir söz var ya erkek olmanın kendin olmasın kendin olmanın önüne geçmesine evet. izin verme evet. İngilizcesi daha cool tabii böyle şeylerin ama Olsun İşte o senin kafanda kurduğun o erkek olmak dediğin şey birçok şey yapmanı engelliyor bazen yani bir spor yapmanı e ben saksafon çaldığım zamanlarda saksafon çaldığım zaman herkes gülmeye başlıyordu. Erkekler de böyle. ben hala gülüyorum. hala gülen var mesela. O saksacı falan. Ben de arada gülüyorum. Ya, takan bir adam olsam <laughs> abi saksafon nasıl çalacaksın falan dersin. Ve gerçekten e de böyle senin kim olduğunu... yapamazdık mesela. Tabii yani. canım yani mümkün değil yapamazdık. Ama abi senin kim olduğunu tanımana ve zaten kritik bir hayat yaşıyoruz abi 60 70 80 sene yani. Bunun zaten birçoğu çöp oluyor. Ve <laughs> kalanı da abi melimalılarla geçiriyorsun. Ve abi eline sadece erkeklik kalıyor. O öfke de o, o kadar çok duvarım varsa da bir kez daha söylüyorum, o öfke bir yerden çıkar abi. Çıkıyor orada. Çıkıyor da abi yani her zaman çıkıyor. Evet ya zaten bu arada hani tamam belli Allah, yani belli kalıplara ihtiyacımız var biraz böyle. Tabii ki. Kim ya. olduğumuzu belirlemek için ama abi erkek dediğin yani hani dünyanın yarısı erkek desen kaç milyar insan yani ne kadar birbirimize benziyor olabiliriz yani herkes çok ciddi an yani şu üçümüz bile birbirimizden çok ciddi farklıyız yani. Hmm. O yüzden o kadar da o kalıp yani bir yerde ihtiyacımız var evet. Belli baş ortak noktalarda kalıplara ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü o zaman da çok dağılıp kayboluyoruz kendimizi Kendimizi kaybediyoruz. Ama yani bir yerde de günün sonunda çok da farklıyız yani hani. Tabii bu şeye de çekilebilir O zaman cinsiyetinle anlamı var yani. Hepimiz birbirimizden farklıysak kadınlar da birbirinden farklı. Biz de farklı. ama Ya bir ortak bir şey de var bence. Yani. O kadar bence de bence de var. O kadar yani. değil mi ya şimdi. yani o kadar Yok, ya da social de değil. construct değil yani. Değil tamam yani. biraz Hayır. construct ama Yok canım benim dediğim de yani men men böyle erkek erkeklerden bahsediyorum. Ya tabii canım ben Yoksa bence abi toplumsal roller. Evet. Abi sonuçta karakter dediği bir şey var yani o zaman hiç kimsede hiçbir şey yoksa hiç kimse yani hiç kimse hiçbir şey olamamış oluyor. Hı -hı. Yani hiç kimsenin bu duvarı bir sivri yönü bir inandığı bir şey yoksa zaten bu abi nihilist olursun ve yani, intihar edersin en sonunda. Tabii canım. Yani, ya... Erkekliğim de öyle, dini görüşüm de yok. Zaten cinsiyet diye bir şey yok. E zaten o da yok. E bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Ne kaldı elimizde? Evet abi yani seni sen yapan şey ne kalacak geriye? Bu aslında şunu söylüyorlar abi bu işte. Ben buyum. Yani olmadığım bir şey iddia edip ben buyum demeye karşı obsesyon bunu kanıtlama isteği ve öfke getirir demiş. Bunu Jordan Peterson söylüyordu galiba. Hı hı. Ve diyor sen olmadığın bir tırnak içinde erkeklik yaşıyorsan ve bunu kabul ettirmek istiyorsan sürekli kanıtlamak istiyorsun ve bu sende öfke doğuruyor. Veya bizim de en çok sevdiğimiz kelimelerden bir tanesi otantisti ya. Hmm. <laughs> Otantiklik yani. Kendine öz bir insan olabilmek. Ve sen bunun aslında birçoğunu erkek adam böyle yapar. Bilmem ne yapan böyle yapar. İşte sınırlarda da konuşmuştuk ya işte. 30 yaşında adam bunu mu yapar? Gibi bir sürü sınırlarla aslında senin o biricik. O otantik karakterini keşfekmeni keşfetmeni engelliyorsun. Yani. Ve abi ondan sonra sıkışmıştık içinde Zaten kesin sağlığından bir yerden çıkar. Kalp krizi geçirip ölüyorsun sonra. Otantiklik meselesinde bir ara konuşalım. Otantiklik evet. Ya bilmiyorum abi gerçekten hani benim zaten bölüme hazırlanırken böyle önümdeki akışta da çok anlaşılıyor. Yani buraya nasıl geleceğimizi biliyordum. Ama mesela burada ne söyleyebileceğimiz konusu benim de hala kafamda net bir şey yok Ki zaten bu yüzden bir bölüm konusu yani. Hı -hı. Hani gerçekten sağlıklı maskülenlik ne olmalı nasıl olmalı. bir fikrimiz var yaklaşık ama yine biz de böyle çok net bir yol gösteremiyoruz belki. Ya gerçek mi fena da göstermedik şimdi. Ya. Şey yapmayalım hani. Ya abi ne bileyim Kendi işte. hakkımızda yemeyelim şimdi ne? canım ya. Ya atıyorum kırılgan olduğunu gösterebilmek. Hislerin hakkında konuşabilmek. Evet mesela. mesela ağlayabilmek <laughs> falan gibi yani. Kadınlara atfettiğimiz ama içimizden gelen şeyleri yapmak. Yapabilmek. Yapabileceğini bile söylemek. Bence güzel bir adım abi. Ben okeyim. Kapatalım. Evet millet. Bu bölümü babanıza, dayınıza, dedenize, erkek kardeşinize, sevgilinize, flörtünüze dinletiyorsunuz. Evet. Sonra bir hafta sonra mutlu mesut hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani alacağınız cevaplar ne diyor bu götçüler gibi cevap olursa bir daha görüşmüyorsunuz. <laughs> bu konu hakkında konuşabiliyorsanız en azından kötü bir olay yaşama ihtimaliniz daha az yani dediğimiz şeyleri anlıyorsa. Kesinlikle. E okey. Bölümü beğendiyseniz sosyal medya sayfalarımız bu mu yani podcast her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Her masada varız. Youtube'dan da izlediyseniz bir zahmet basın abone, abone olarak. Aşağıdaki her şeyi basabilirsiniz. Basın. Tümüne basın. Bütün tuşlara basın. Evet millet haftaya kadar görüşmemek üzere. Hoşçakalın.